Ya bankacılık tarafında oldukça sert bir hareket gözlemliyoruz aşağı yönlü olarak. İsterseniz ilk önce bir bankacılık endeksini konuşalım. Daha Tamam, öyle olur. sonrasında da Akbank'ı konuşalım tam anlamıyla. Şuraya bir hareketli ortalama eklemek istiyorum. Evet. 233 günlük hareketli ortalamada takılıyoruz. Geçen yayında konuşmuştuk hatırlarsanız 12 bin üzerinde kaldığımız sürece bir problem yok demiştik. Evet. Ama hareketli ortalamalar her gün değiştiği için o bölgemiz 12 bin 155 oldu. Ve 3 gündür de bu bölgenin altındayız. Artık endeks tarafında burası da yorulmaya başladı. Şurada görmüş olduğumuz zaten ters bayrak filama tarafını çalıştırmaya da başladı açıkçası. Yani ben buradaki grafikte 12.155 bölgesinin altında kapanış gördüğümüz sürece ben burada aşağı yönlü hareketlerin ivmelenme kazanacağını beklerim. Ama yukarı tarafta bankacılık endeksinde şu bölgede olan trendimiz kırılmadığı sürece bankacılık endeksinde bir yukarı hareket beklemem. O bölgemizde 14.574'ler, 14.600 seviyeleri. Ama burada önemli olacak olan bölge 144 günlük olan hareketli ortalamamız, turuncu olan. Burası da 13.846. Eğer bu 13.846'nın üzerinde bir kapanış gözlemleyecek olursak 3 gecelik, biz sarıya doğru hareket etmiş olacağız. Zaten ilerleyen dönemlerde de bu turuncuyla tren çizgisi de kesişecektir. Aşağı yönlü olarak bankacılık endeksinde şöyle Fibonacci üzerinden konuşacak olursak dediğim gibi yine hemen hemen aynı bölgeler. Aşağıda yaklaşık olarak 10.900 pardon 10.800'lü bölgeler ön plana çıkmakta. Yani burada bizim izleyeceğimiz bölge 11.890 bölgesi destek olacak. Son 3 gündür de zaten burada geziniyoruz. Bu 11.890 bölgesi eğer aşağıda sert bir baskı yaratırsa aşağıda 10.685'lere doğru ilk önce daha sonrasında da 9.980'lere doğru bir aşağı yönlü hareket bekleriz burada tam anlamıyla. Açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum. Kesinlikle teşekkür ediyoruz. Akbank O tarafına zaman geçelim. Akbank tarafında sürekli olarak dip çalışması yapıyoruz. Yani alçalan dipler bu alçalan trendin daha büyük destekçisi olarak ön plana çıkmakta ve burayı da kırdık zaten aşağıya. Bu tarafta Akbank'ta ben 51.15, 51.20 bölgesinin üzerinde kapanış görmediğim sürece çok fazla iştahlı olmam. Bu bölgenin altında kaldığımız sürece baskı devam edecektir. Baskıyı gözlemleyebiliriz. Trend ne zaman başlar dersek Akbank tarafında yaklaşık olarak 62 bölgesi yani burada da yine aynı şekilde 59 bölgesi, 59,5 bölgesinin üzerinde kapanış görmeye başlarsak yukarıdaki trendi denemeyi isteyecektir burası. Ama kısa vade için 51.15, 51.20'nin altında kaldığımız sürece Akbank tarafında aşağıda bekleyeceğimiz destek bölgesi 43 olarak 43.80'ler ve 40.86'lar olacaktır Akbank tarafında.